Hani ben sürekli 1 Nisan sonrasında darbe 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 şeye dikkat çekiyorum ya. Bu dikkat çekmem boşuna değil. Türkiye yeni bir rol biçiliyor Ferit. Yeni bir rol. Orta Doğu'da Türkiye'ye yeni bir rol biçiliyor. Bu rolü Türkiye'nin oynayabilmesi için Ferit, demokrasi ve hukukun askıya alınması gerekiyor. Türkiye'nin Orta Doğu'nun jandarması haline dönüştürmek istiyorlar. Irak'tan Suriye'ye kadar. İşte bu noktada O zaman bütün bu bu sınır yasa ötesi operasyonların falan bir sebebi var yani, sınır ötesi operasyonlarının. Bağlantılı yani diyorsun. en Ben basit bir çekeyim. şey anlatacağım sana. Ya bu ülkede her şey o kadar kurmaca ki Ferit, o kadar kurmaca ki hiçbir şey o kadar rastlantı değil ki. Suriye'de Türkiye'ye yeni bir rol hazırlanıyor. Bak dün İsrail Şam'ı vurdu, Şam'ı. Sonra ulan niye Şam'ı vurur ki İsrail? Yani Esad'ı niye vurur bir tane ve bir şey daha ya Şam'ı koruyan kim koruyor hava savunma sistemiyle bana söylesin biri. Rusya. Rusya. İsrail uçakları gelirken Rusya'nın hava savunma sistemi ne iş yapıyor? Nerede? Kısacası Ferit, Türkiye'nin geleceği ekonomik olarak, siyasal olarak hiç hoş değil. Ya geçen hatırlayın, 28 Mayıs seçimlerinden 6 gün önce 22 Mayıs tarihinde Devlet Bahçeli bir konuşma yapmıştı. Dedi ki Türkiye 100 milyon, 100 il ve 1000 ilçe. Ardından bizim bir bakanımız yaklaşık bir hafta kadar, 10 gün kadar önce bir konuşma daha yaptı. Türkiye'nin nüfusu 105 milyon. 105 milyon da misafir dedi, 210 milyon 2050 yılında. Sonra hep sıkıştıklarında biliyorsun o kelimeleri ediyorlar. Sonra kamuoyunun tepkisi olunca biz misafirden turisti kastettik diyorlar. Gıdamız, suyumuz işte yetmez bunun üzerinden konuşuyor. 2050 için Türkiye için planlanan nüfus 210 milyon. Bizim nüfusumuz 105 milyon. 105 milyon da nereden getireceklerse bu nüfusu. Ulan Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın hepsini getirseler 105 milyon etmez ama ya bir şey tasarlanıyor Türkiye ile ilgili olarak. Evet. Bir şey kurgulanıyor. Ya Bak Devlet benim Bahçeli dedin ya abi. almıyor. Yani kafamda bir yan şey var da teori var da bununla ilgili onu söylemekten bazen kendim de korkuyorum Ferit. Önce onu söyleyeyim yani. Abi tamam, çok korkmakta da haklısın bu arada. Yani biz burada mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnsanları aydınlatmaya çalışıyoruz. Ama anladım ben senin korkun, niye korktuğunu, haklısın. Ama ne yapalım, işte mesleğimiz böyle. Mesela sen dedin ya Devlet Bahçeli diye. Hatırlıyor musun 28 Mayıs hem de bu seçim akşamı, seçim zamanı, evet öyleydi, öyle hatırlıyorum, yanlış olmasın. Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir, öyle gözüküyor, İnşallah Türkiye değişmez demişti. Devlet Bey'in böyle üstü örtülü gizemli çıkışları vardır, bazı çıkışları. Bilmiyorum, ben senin bu söylediğin işte bu sınır ötesi olaylar, sınırların değişmek, bak Türkiye değişmez gibi cümleleri, kelimeleri de oldu. Bilmiyorum yani, tamam belki bir komplo teorisi gibi gelebilir size ama sen böyle deyince aklıma o geldi hemen. Eğer doğru hatırlıyorsam tam da seçim sonuçları, yani bir zafer elde ediliyor. Sonra diyor ki inşallah Türkiye değişmez diyor. Bu arada 15 Temmuz'da konuşuyorduk, gördüm sorular da var. Yine altını çiziyorum. O söylemler, Ali abi yorum yaptı o konuyla ilgili. Abdurrahman Dilipak'a ait. Evet, 15 Temmuz darbe girişimi 4 ay öncesinden biliniyordu. Hükümet tarafından biliniyordu dedi Abdurrahman Dilipak. Yani biliyorsunuz çok da böyle hani muhalif kanallara çıkan, sol taraftan gelen bir sol yönetimden gelen bir isim değildir. Aydın bir isimdir. Tanırım Dilipak'ı. Yani şeyi toparlayalım yani. 15 Temmuz, şimdi bak yine Devlet Bahçeli konusuna geldik. Devlet Bey de işte Abdurrahman Dilipak sert tepki gösterdi. İşte ispatlamazsan
işte şöylesin böylesin şeklinde bir çıkışı da oldu Abdurrahman Dilip'e. Hatta ne dedi, biraz bir sert bir hakaret yaptı. Bir şey kullandı, onu unuttum ya. Bir şey dedi. Hatta yaş olarak da kendisinin aha gitmiş vağ kalmış. Öyle lafları var Devlet Bey'in. Aha gitmiş vağ kalmış. Bir izleyicimiz 76 yaşındaki Bahçeli 75 yaşındaki Dilip Ak'a aha gitmiş vağ kalmış dedi. Yani böyle diyenler de var. Aynı yaşlılar hemen hemen Dilip Ak'ta Bahçeli. Ama böyle bir durum var. Tabii ispatlamazsan diyor Devlet Bahçeli Abdurrahman Dilip Ak'a. Biz gazeteciler olarak hatırlayın Ali abiyle olsun, ne bileyim ben Türker Ertürk'le yaptım. Birçok kişiyle 15 Temmuz üzerine yani sorular sorduk kamuoyuna da. Gerçekten şimdi yani onları baştan şimdi uzatırsak yayın 5 saat sürer. Bir gün o konuyla ilgili işte Temmuz ayı gelsin yine bir şey yıl dönümünde yaparız gerekirse. Cevaplanmamış bazı sorular var. Kimse kusura bakmasın yani orası öyle. Dilip Ak da diyor ki 4 ay öncesinden 15 Temmuz darbe girişimi biliniyordu hükümet tarafından diyor. O zaman niye engellenmedi? Yani orada işte zamanın ordunun başındaki Hulusi Akar'la ilgili iddialar var. Adil Öksüz konusu var. Fethullah Gülen konusu bile var. Yani ülkeye kastetmiş bir adam. Ya delikanlı gibi şunun cevabını verin ya. Ülkeye kastetmiş bir adam. Hala nasıl orada sarayda oturabiliyor ya? Kaç kere Sayın Erdoğan, kaç kere ABD'ye gittiniz ya? Ya hadi alamadınız da nasıl öyle oturabiliyor? Hani madem böyle hani yani en basit ya ben şimdi detaya girsem 40 tane soru sorarım da hala aklımda hepsi yani bu darbe girişimiyle ilgili ama en basit soru bu ya. Abi biz bu kadar güçsüz müyüz ya? Hani gücümüz yoksa bilelim. Eğer alamıyorsanız yani. Demek güçsüzüz. Ya ülkeye kastetmiş diyorsunuz ya. Bu uğurda heykeller, binalar, yani neler neler anmalar yapıyorsunuz. Destanlar yazıyorsunuz 15 Temmuz. Tamam doğru. Ya alsana. Adam orada duruyor. Getir hadi. Gücümüz mü yok yoksa? Ben sanmıyorum. Getiririz. Niye gelmiyor? Millet de şunun hesabını sormuyor Ali abi ya. Sormuyor ya. İnanamıyorum yani. ABD'nin bütünlüğüne kastetmiş bir adam şu an Türkiye'de olsa var ya bize ne yaparlar? Bir düşünün bakayım ne yaparlar. Bir Rahip Brunson'un şeyi oldu hatırlayın. Ne yani Trump'ın hakaretleri vardı ya bizim Cumhurbaşkanı'na. Ben muhalif bir adamım biliyorsunuz ama ona rağmen gururuma yediremedim ya mektubu okuyunca. Bak gururuma yediremedim ya. Bak muhalif olmama rağmen yani. AK Partililer onu da yani o hakaretleri bile sallamadılar ya. Olay çıkmamışlar medyada. Yorumluyorum ne diyor senin için bak. Abi gençlik de gitti ya. Kim o? Yorumluyorum. Benim sorgul yorum programı gibi yorumluyorum. Gençlik de gitti vallahi ya baksana. Hayır, ama başka bir şey diyor. Lütfen iyi bak ama iyi okursan sevineceğim. Boşver bunları. Ali abi konuşsun senin gençliğin var. Ha Ali abi görmedim. Gençlik. O zaman şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Çıkartıyorum. Ceketim yok ama gençliğimiz var. Dur bakalım Ekrem Bey'i de birazdan konuşacağız. Neyse ya durum böyle. 15 Temmuz'un özeti bu. Bakalım Dilip Ak, Sayın Dilip Ak gibiler ki ben Dilip Ak'ta da çok yayınlar yaptım. Ali abi de yapıyor işte o en son konuk da alacakmış. Ben de izleyeceğim bakayım nasıl olacak bir yayın. Yani böyle çıkışlar başladı. Bakalım yani Fuat Uğur'un yazısı falan filan. Kızım, ama yine de hep diyorum ya işte orada ölenler, hayatını kaybedenler olaylara bir taraf gibi bakmıyoruz. Gazeteci olarak gerçeklerin peşindeyiz. Derdimiz o. Allah rahmet eylesin diyelim. İşte Dilip Ak da diyor ki olan ölenleri oldu. Durum bu yani. 1 Nisan sonrası yeni bir darbe ihtimaline hayır diyebilmek için muhalefet adaylarının desteklenmesi gerekiyor efendim.